Ölümcül bir uçak kazasından sağ çıkmak birçok kişi tarafından mucize olarak kabul edilir. Ancak 571 sefer sayılı uçuştan sağ kurtulanlar için feci kaza başka korku dolu bir hikayenin sadece başlangıcıydı. Atlantik Okyanusu'nun kıyısı olan ve Uruguay'ın başkenti olan Montevideo şehrindeki Stella Maris Koleji'nin rugby takımı Old Christmas üyeleri Şili'nin başkenti Santiago'da yapılacak olan karşılaşmaya gitmeye hazırlanıyordu. Yolculuk için Uruguay ordusu devreye girmiş, kaynakları kısıtlı olan Old Christmas takımının Şili'ye sorunsuz şekilde ulaşması için bir uçak görevlendirilmişti. Uçak, Montevideo'dan kalkacak, Güney Amerika'yı bir bıçak gibi kesen Ant dağlarını aşarak Şili'ye ulaşacaktı. En azından planlanan buydu. 12 Ekim'de Montevideo'dan 5'i mürettebat toplamda 45 yolcuyla açık bir havada Carrasco Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, Arjantin'e kadar sorunsuz şekilde planlanan sefer rotasını takip etti. Uçuş ekibi, hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle Ant dağlarını geçmek için fırtınanın dinmesini beklemeye karar verdi. Ve yapılan uyarıları dikkate alarak Arjantin'in Mendoza şehrine indi. Uçağın varış noktasına ulaşması için arada geçilmesi gereken devasa dağlar ve dinmesi gereken bir fırtına vardı. Bir günlük aranın ardından yolculuğa tekrar hazırlanan uçak, yakıt ikmali ve kısa süreli kontrolün ardından Mendoza şehrinden ayrıldı. Hava şartları bir gün önceye oranla daha iyi olsa da hava bulutluydu ve bölgede uçan uçaklardan ani değişen hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istenmişti. Öğleden sonra saat 14.18'de kalkış yapan uçağın kaptan pilotu Julio Ferradas, Ant dağlarını 29 kez geçmişti. Yardımcı pilot Dante Lagurara ile birlikte uçuyordu. Ferradas, kullandığı uçağın sınırlarını dikkate alarak batıya gitmek yerine güneye gitmeye karar verdi. Uçağın ulaştığı en yüksek irtifa yaklaşık 7000 metreydi ve bu Ant dağlarının zirvesine çok yakın bir seviye anlamına geliyordu. Ferradas, uçak güvenliğini tehlikeye atmamak için güneyde bulunan Plancon geçidini kullanarak dağları aşmayı planlıyordu. Ferradas ve Lagurara idaresindeki uçak kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra Plancon geçidine ulaştı. Hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçen pilot, görevlilerle uçağın kısa süre içinde Plancon geçidini aştığını, kuzeye doğru yönelmeye başladığı bilgisini paylaştı. Ancak ne pilot ne de hava trafik kontrolörleri uçağın geçitte olduğunu biliyordu. Hava bulutlu olduğu için yerle görsel temas sağlayamayan pilotlar uçağın geçidi aşarak yerleşim yerlerinin üzerinde olduğunu düşünüyordu. Bu hatanın farkında olmayan kontrolörler uçağa alçalma izni vermiş ve yardımcı pilot Lagurara kaptan pilotun onayıyla alçalmaya başlamıştı. Pilotların yaptığı hatayı anlamaları çok uzun sürmemiş, Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait uçak 13 Ekim günü öğleden sonra Ant dağlarındaki gözlerden uzak bir tepeye çarparak düşmüştü. Kazayı sıradan olmaktan çıkarıp tüm dünyanın dehşete düştüğü bir olay haline getiren gelişmelerse tam da bu noktada başladı. Uçakta bulunan 45 kişiden 12'si ilk anda, 6 kişi ise sonraki günlerde hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ve umutsuzca kurtarılmayı bekleyen 27 kişi ise duyanları dehşete düşürecek 72 günlük bir yaşam savaşı vermek zorunda kaldı. Kazanın ardından kısa süre içinde başlatılan arama çalışmaları ilk etapta pilotların bildirdiği hatalı konumda başlatıldı. Ancak kısa süre sonra bildirilen son konumun yanlış olduğu anlaşıldı ve çalışmalar Ant Dağları bölgesine kaydırıldı. Günler süren arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamamış, beyaz kar örtüsünün üzerinde beyaz bir uçağa ait enkazı tespit etme çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Ekipler sonunda pes etti ve uçaktaki tüm yolcular ölü olarak kabul edilerek çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını uçak enkazında buldukları radyodan öğrenen 27 kişi bir süre uçakta ve yolcuların kişisel eşyaları içinde bulunan yiyeceklerle beslendi ve uçak enkazındaki parçaları sökerek soğuktan korunmaya çalıştı. 29 Ekim'de kaza bölgesine çığ düşmesi sebebiyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hava soğuktu ve yiyecekler tükenmişti. Kazadan sağ kurtulanların seçenekleri tükeniyordu. Tam da o sırada kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri sağ kalanların gözüne çarptı.
Kazadan sonra bir süre çikolata, reçel, kuru yemiş ve şekerlemeyle hayatta kalmaya çalışan kazazedeler, yiyeceklerin tükenmesinin ardından hayatını kaybeden arkadaşlarının ve aile üyelerinin cesetlerini yeme gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Roberto Sanessa, durumun kaçınılmaz olduğunun anladığında uçağın enkazından aldığı bir cam parçasını bıçak olarak kullanmaya karar verdi. Bir tıp öğrencisi olduğu için kazazedeler içinde bunu yapabilecek en uygun kişi ondan başkası değildi. Sanessa, anılarını anlattığı kitapta yaşananlardan bahsederken, kazadan 9 gün sonraki o ilk kesiyi asla unutmayacağım. Kestiğimiz etleri enkazdan çıkararak yaptığımız bir saç levhanın üzerine koyduk. Herkes son gücüne kadar dayandı ve tükendiğimizde pişirdiğimiz etleri yemeye koyulduk. Bunun kararını hepimiz ayrı ayrı verdik ve bunu bir defa yaptığımızda artık geri dönüşü yoktu. Bu bizim masumiyetle olan vedalaşmamızdı ifadelerini kullandı. Bizi yamyamlıkla suçlayanlar olduğunu gördüm. Ancak birini öldürdüğünüz zaman yamyam olursunuz diyen Sanessa şunları da ekledi. Yapılan suçlamaları umursamıyorum. Bunu yapmak zorundaydık. Ölü bedenler ihtiyacımız olan protein ve yağa sahipti. Ve hayatta kalmak için bunu yaptık. Hayatta kalanların yediği ilk bedenler pilot ve yardımcı pilota ait olanlardı. Kazazedeler onları tanımıyordu ve arkadaşlarının bedenlerine bunu yapmak istemiyordu. İnsan eti yemeyi reddeden birkaç yolcu ise kısa süre içinde soğuğa ve açlığa direnemeyerek hayatını kaybetti. Yemeği reddeden bir kadın 60. güne geldiğinde 25 kiloya düşüp öldü. Hayatta kalma mücadelesiyle geçen günlerin ardından kazazedeler kurtulmak için bir şeyler yapmaya karar verdi. Ve aralarında hala dayanıklı kalabilen 3 kişiyi seçti. Nando Parado, Antonio Vizintin ve Sanessa. İlk olarak çevrelerinde ne olduğunu anlamak için kaza bölgesinde dolaşmaya başladı. Kurtulmaya yönelik ilk çabaların ardından kazazedelin morali bozulmuştu. Çünkü kazanın yaşandığı yerin etrafından insana dair hiçbir iz yoktu. Her yer sonu gelmeyecek gibi duran kar ve dağlarla kaplıydı. İlk yaptıkları denemenin ardından kaza bölgesine geri dönen Parado, Vizintin ve Sanessa daha kapsamlı şekilde hazırlanarak kazadan tam 2 ay sonra 12 Aralık günü tekrar birilerini bulmak amacıyla kaza bölgesinden ayrıldı. Yaklaşık 9 gün süren yürüyüşün 3. gününde Vizintin yeterli yiyecek olmadığı için Parado ve Sanessa'nın yanından ayrılarak kaza alanına geri döndü. Vizintin'in kaza alanına geri dönmesi sadece 3 saat sürmüştü. Parado ve Sanessa yürüyüşlerin 9. gününde ulaştıkları bir nehir kenarında ateş yakmaya çalışırken karşı kıyıda görünen karartılar dikkatlerini çekti. İkili yaklaşık 2 ay sonra ilk kez yabancı insanlar gördüklerini fark ettiklerinde derhal harekete geçti. Parado ve Sanessa durumlarını karşıdakilere anlatmaya çalıştı ve karşı kıyıdaki insanların "Yarın!" diye bağırdığını duydu. Geceyi nehir kıyısında geçiren ikili ertesi gün geri dönen atlıları gördü. Parado ve Sanessa karşı kıyıdakilerin taşa sarıp attığı kağıt ve kalemle yaşananları anlattı ve yardım ekiplerine haber verilmesini istedi. Uçak kazasından sağ olarak kurtulanlar olduğu öğrenildikten kısa süre sonra arama kurtarma ekipleri tekrar harekete geçti. 22 Aralık'ta Şili Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye gönderilen helikopter hayatta kalanların yarısını kaza alanından çıkardı. Ertesi gün gelen başka bir helikopter de enkaz çevresinde bulunan son kişileri alarak bölgeden ayrıldı. Kazazedelerin 72 gün boyunca kendi imkanlarıyla hayatta kaldığı ortaya çıktığında tüm dünya şaşkına döndü. Kazanın ardından yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söyleyen kazazedeler, diğer detayları sadece aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerinde çekilen fotoğraflar basına sızdırıldığında tüm dünya dehşete düştü. Kazadan sağ kurtulan insanların ölenlere ait bedenleri yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıkınca basında yamyamlık tartışmaları başladı. Tartışmalar üst düzey boyuta ulaştığında Katolik Kilisesi devreye girdi ve kazazedelerin mecbur kaldıkları için böyle davrandıklarına dikkat çekilen bir açıklama yaptı. Kazada ölenlerden geriye kalanlar kaza mahallinden yarım mil ötedeki bir taş yığınının altına gömüldü. Mezarın tam ortasına demir bir haç kondu. Uçağın gövdesinden geriye kalanlar maceraperestlerin ilgisini çekme ihtimaline karşı yakıldı.
Kazadan sonraki yıllarda ise olay hakkında birçok kitap yazıldı ve yaşananlar pek çok filme konu oldu. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.